Merhaba arkadaşlar. Söyleyecek olduklarım Almanya'da yaşayan gurbetçi kardeşlerimizi daha çok ilgilendiriyor. Bilindiği üzere Almanya'da çocuk parası her aileye çocuk başı 200 euro kadar bir para yardımı yapılıyor. Şimdi geçtiğimiz aylarda yaşanan bu virüs sebebiyle insanlar mağdur olup evlerinden çıkamamışlardı ve bazı dükkanlar da kapanmıştı. Devlet de bunun üzerine bir karar alarak her aileye çocuk başı 300 euro bir kereliğe mahsus para vermeye karar vermişti. Bu karar tartışılıyordu. Bugün meclisten geçti ve onaylandı. Ama ne zaman ödeneceği tam kesin değil. Ama kesinlikle ödenecek artık. Her çocuk başı 300 euro bir kereliğe mahsus Avrupa'da yaşayan Avrupa'da değil Almanya'da yaşayan her vatandaş bu parayı alabilecek. Herhangi bir başvuru yapması gerekmiyor. Çocuk parası ödenen hesaplara, banka hesaplarına otomatik olarak havale edilecek bu para. Bu paranın da ödenmesi şöyle olarak düşünüyorum. Geçtiğimiz aylarda esnaflar kepenk kapatmıştı. Çoğu kişi iş yerini açamadılar bu yaşanan virüs sebebiyle. Bayağı ekonomide bir durgunluk vardı. İnsanlar hani zarar etmişti. Bu sebepten dolayı ailelere 200-300'er euro para vererek bunların alışveriş yapabilmesini ve ekonomiyi canlılık getirmek için bir adım attıklarını diye düşünüyorum. İnsanlara bir moral amaçlı bu para yani. Biraz hani zaten çoğu kişi hani zarara uğramadı da çalışamayanlar yine yarı zamanlı olsun, devletten hani İşkur üzerinden olsun biraz parasını geri aldı. Ama bazı iş yerleri de tabii kapadan bazı iş yerleri de kar yapamadı. Mesela hani diyelim manav gibi ya da sezonluk yüzme havuzu gibi veyahut da buna benzer hani 5. aya 4. aya has bazı meslek dalları yaz gelirken mecburen kepenk kapatıp veyahut da müşteri almayarak fırsatı zamanı kaçırmış oldu. Bu sebepten dolayı 300'er euro bu yardım ailelere bir alışveriş yapsınlar da ekonomiyi canlandırmak için bir katkı olarak düşünüyorum. Ama bir sürü insan da bu virüsten dolayı hayatını kaybetti. Şimdi burada tamamen kendi görüşümü ve kendi düşüncemi sizlerle paylaşıyorum. Bu virüsten dolayı hayatını kaybeden kişilerin %90'ı diyelim %90 civarı yaşlılar ve emekli kişilerden oluşmaktaydı. Bu kişiler 1000 ve 1500 üzeri devletten maaş alan kişilerdi. Ve oldukça da devletin hizmet alanlarını ücretsiz olarak kullanan kişilerdi. Mesela diyelim doktorlar, ilaç, cilt bakımı, seminerler. Buna benzer etkinliklerden oldukça bedava yararlanan kişilerdi. Devletin sırtına yük olan kişilerdi. Bu kişiler vefat ettikten sonra devlete kalan bu maddiyat yani bir kerelik değil devamlı bundan sonraki bütün aylar diyelim devletin kasasına kalan bir para bunlar. Şimdi daha önce de belirttim sadece kendi düşüncem diye. Bu vefat eden kişilerin parasından halka 300 euro insanlara paylaştırma. Yani çocuklara 300 euro bir paylaştırma verip insanların moralini yüksek tutmak amaçlı yaptılar diye düşünüyorum. Çünkü bu kişiler aylık ortalama kişi başı 5000 euro kadar devlete masrafı olan kişi idi. Ve bir daha da devletten maaş alamayacakları için devlet böyle bir parayı çocuklara 300 euro gibi bir parayı bir kereliğine vermesi bana göre bir moral amaçlı yani bir